Emel Celil Lezzetli Anlar'dan herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyorum. Bugün çeşit çeşit kahvaltımda güzel lezzetler olacak. Hayatımızın vazgeçilmezidir, kahvaltılarımızın özellikle vazgeçilmezidir tatlılar. İşte bu tatlılardan birkaç çeşidini sadece sizlerle paylaşmak istedim. Birazdan tarifini sizlerle paylaşacağım. Kavunur reçelimiz mevcut. Erik marmelatım var. Hepsi muhteşem lezzetlere sahip. Gerçekten beğeni alan tariflerden. Beyaz kiraz reçelim var. Hepsini YouTube kanalımda ve www.emelcelezzetlianlar.com adresimde bulabilirsiniz tariflerimizi. Şimdi sizlerle bugün birlikte yapacağımız reçelimiz kavun reçeli olacak. Gerçekten farklı güzel lezzetleri seviyorsanız hafif diri, şekerli tadıyla da gerçekten çok çok güzel ve son dönemde ilgi toplayan bir tariftir. Tarifimizi hep birlikte birazdan yapacağız. Benim için vazgeçilmez diyorsanız reçel, çeşit çeşit reçelleri çok seviyorsanız ve ev misafirinize çeşit çeşit güzel şeyler ikram etmek istiyorsanız tariflere buyurun derim. Hepsini bulabilirsiniz sayfamda. Şimdi güzel kavun reçelimizin, lezzetli kavun reçelimizin tarifini hep birlikte geçelim istiyorum ama sizlerden ricam, kanalımı izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi bekliyor olacağım. Bu tarifim için de abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi lütfen eksik etmeyiniz. Benim için çok önemli. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza daha çok pratik tariflerimle konuk olmamı sağlayacaktır. Hadi şimdi hep beraber bu güzel, lezzetli, kendinden bahsettiren bu lezzetli tarifimizin yapım aşamasına geçelim istiyorum. Kavun reçelimiz için burada 1 litre suyumuz mevcut. Karbonat kullanacağız içerisine. Ve kavunlarım mevcut. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Ben kavunları bu şekilde küplere kestim. Görüyorsunuz büyüklüklerini. Siz istediğiniz gibi büyüklükte kesebilirsiniz. Burada yaklaşık 7 dilim kavun var. 7 dilim kavunun alt tabanını kesiyoruz. Yani kırkağaç kavunu, diğer kavun daha tatlı oluyor. Kırkağaç kavunu alırsanız alt kısımlarını, üst kısımlarını ayırabilirsiniz kendisine ama alt kısımlarını kabuğun da birleşmiş olan alt kısımlarını bu şekilde ayırıyoruz. Sert kısımları, kırkağaç kavunun daha sert olmaktadır yapısı. Diğer kavuna göre, bal kavununa göre. İçerisine 1 litre suyumuzu ilave ediyorum. Kavunuza. Burada karbonat kullanacağız. Yaklaşık 1,5 çay kaşığı çıkmaktadır. 1,5 çay kaşığı karbonat kullanıyoruz. Ve kavunların içerisine ilave edeceğim. Öncelikle karbonat suyumuzu karıştıralım. Ardından kavunların içerisine ilave ediyorum. Ben şekillerini az önce de aktardığım gibi küp küp ayarladım. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 1 litre su, 1,5 çay kaşığı karbonat ve 7-8 dilim kavunun dibi diyelim en alt kısmı olarak değerlendirelim. Kırkağaç kavunu kullandığım kavun. Ve bu şekilde 5 saat dinlendireceğiz kavunlarımızı karbonatlı suda. Ardından diğer işlemlerimize geçeceğiz hep birlikte. Güzel reçel tariflerimden biridir. Daha önce denediğim, az önce de aktardığım gibi videonun başında güzel bir reçel tarifim daha oldu. Marmelat tarifim var. YouTube kanalımda bunları takip edebilirsiniz. Beyaz kiraz reçelim 3 haftada 15 bin kişi izlenme rekoruyla gerçekten çok ilgi gördü. Gelen mesajlar, gelen yorumlar bu beyaz kiraz reçeli için gerçekten çok güzel. Bu kavun reçelini daha önce de denedim ve lezzetini ben onay verdikten sonra sizlere de sunmak istedim. Evet, bu şekilde karıştırdık zaten. Gördüğünüz gibi karbonatlı suyumuzda 5 saat dinlendireceğiz. 5 saat sonrasında tekrar diğer işlemlerimiz için hep birlikte görüşmek üzere. Kavunlarımız
Karbonatlı suda 5 saat kadar dinlendiler. Sularını süzdükten sonra 3 kere suyunu yıkadım ve süzdüm. Bu şekilde süzgecime aldım. Suları süzüldüler. Burada kaynamış suyum var. Suyumu kaynattım. Yaklaşık 5-6 su bardağı kadar su. Bu oranı siz ayarlayabilirsiniz. Çünkü daha sonrasında su oranını tekrar değiştireceğiz içerisinde. Kaynattığım suyum var. Kavunlarımızı kaynamış suyu alacağım. Dikkatli bir şekilde dökelim. Çünkü suyumuz sıcak. Tekrar ocağıma alacağım suyumu. Gördüğünüz gibi üzerine geçecek kadar suyum oldu şu anda. Kavunlarımız yumuşayıncaya kadar kaynatacağız iyice. Çatalla kontrol edin ama iyice dağılmayacak kadar yumuşak olmamaları gerekiyor. Kavunlarımız hafif sert, hafif de yumuşak olacaklar. Bu kıvamı tekrar çatalla batırdığımız anda da göreceğiz. Çatalla batırdığımız anda batmış olması bizim için yeterli. Bu orana gelinceye kadar kaynatacağız. Şimdi ben ocağıma alıyorum. Daha sonraki işlemleri de hep birlikte yine devam edeceğiz. Kavunlarımız yaklaşık 1 saat kaynadılar. Hafif yumuşaklıktalar. Böyle hafif sert, hafif yumuşaklık. Dağılacak kadar yumuşak değil, çok sert olacak kadar da sert değil. Buna lütfen dikkat edin. Pişme oranı görüyorsunuz zaten dirildiklerini. Hafif diriler şu anda. Burada suyumuzu süzeceğiz. İçerisinde bir bardak kalana kadar diğer suyunu süzeceğim. Biraz daha ilave ediyorum suyundan. Yeterli olacak. Çünkü üzerine şeker ilavesinde bulunacağım. Kalan kavunlarımızı da içerisine ekledik. Suyumuzu kenara alalım. İçerisine 3 su bardağı şeker ilavesinde bulunacağım. Kavunuzun oranına göre siz tabii ki daha fazla kavun kullanacaksanız daha fazla ilave yapabilirsiniz. Şeker sevme oranınıza da bağlı. Şöyle yapalım. 2,5 su bardağı ilave edelim. Çünkü çok şeker de tüketmek, şeker oranına bakacağız daha sonrasında. 2,5 su bardağı şeker ilave ettim. Ocağıma alacağım. Bunları da güzel şekerlerim eridikten sonra güzel bir kıvam alana kadar, üzeri köpük köpük olana kadar kaynatacağız. Yaklaşık dakika vermiyorum ama bunu oranı göreceğiz zaten. Kıvam aldığında bunu anlamış olacağız. Diğer aşamaları tabii ki sizlere hep birlikte göstereceğim. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Evet, kavunlarımız ocakta kaynamaya başlıyor. Yavaş yavaş şekerleri eriyecek ama bu arada mutfağımda gerçekten güzel çalışmalar oluyor. Harika. Ben haşlanmış mısırı çok severim. Bizim aile de öyle. Çok seviyoruz hep birlikte. Bugün köyden bize hediye mısırlar geldi. Harika. Taze taze mısırlarım bu şekilde düdüklüme koyarak ikiye böldüm. İyice temizledim. Düdüklüye koyup hepsini pişireceğim. Mutfağımda muhteşem lezzetler pişmeye devam ediyor. Hepsini paylaşacağım tabii ki daha sonrasında sizinle. Reçelimiz kaynadı güzelce. Yaklaşık 1 saatten fazla sürdü kaynatmamız. Güzelce üzeri köpük köpük oldu. Suyu hafif ağdalandı. Güzel bir kıvam oluştu. Reçelimiz için, kavun reçelimiz için. Kavanozum mevcut. Oranına göre siz tabii ki istediğiniz kadar kavanoz seçebilirsiniz. Sıcak sıcak şu an kavanozlarımı güzel sıcak suyla da yıkadım öncelikle. Sıcaklığını korusun diye. Şimdi kavanozlarıma yerleştireceğim. Diriliğini görüyorsunuz. Hiçbir şey kaybetmedi zaten. Dağılma olmadı reçellerimizde. Kavanozuma yerleştiriyorum şimdi. Fazla dağılmasını, ezilmesini istemiyorum aslında. Çok dikkatli bir şekilde alacağım. İçerisine bu arada kabuk tarçın ilave ettim. Küçük kabuk tarçını kırarak. Yani şöyle göstermek istiyorum sizlere oranını. Şu şekilde içerisine 5 tane kadar kabuk tarçın ilave ettim.
boyutunu görmenizi istiyorum. Kırık tarçınlar satılıyor aktarda. Bunları alabilirsiniz. Daha önce size kabuk tarçınla kırık tarçın arasındaki farkı anlatmıştım. Bunu kullanınız, bu şekilde tercih edebilirsiniz. Eğer koku vermesini istiyorsanız kırık tarçın tercih edin. Eğer yaptığımız tatlıya ya da bitki çayına renk vermesini istiyorsanız kabuk tarçın tercih edin. Şu an ben sadece kokusunu vermesini istedim. Kavunun renginin kokusu bozulmaması için de burada kırık tarçın kullandım. İçerisinde daha var. Bunları da ilave edeceğim kavanozuma. Ertesi sabah, yarın sabah harika kahvaltımız için, ailece yapacağımız kahvaltımız için muhteşem bir lezzet bizi bekliyor olacak. Güzel bir kavun dilimi. Kapağını kapatıyorum. Önce oda sıcaklığında dinlendireceğim. Daha sonrasında da buzdolabına alacağım. Buzdolabında da daha bir koyulaşacaktır, kıvam alacaktır suyu. Buzdolabında da dinlendirdikten sonra yarın kahvaltımız için sunumunu gerçekleştireceğim. Bu sunum aşamasında sizlerle tabii ki paylaşacağım. Tenceremin içinde biraz daha var. Ben bunu tekrar bir kavanoza alacağım. Bunun yetebileceği kadar küçük bir kavanoz, orta boy bir kavanoz tercih edeceğim. Yani yaklaşık burada 7-8 dilim kavun kullandım. 7-8 dilim kavundan, kavunun tabanını kullandım, dip kısmını kullandım. Aktarmıştım tarifin başında size. 7-8 adet kavundan bu kadar, yani 1,5 kavanoz kadar çıkıyor. Küp küp doğradığınız şekilde 1,5 kavanoz reçelimiz çıkmaktadır. Tabii ki çeşit çeşit reçelleri seviyorsanız yeterli bir orandır. Geniş aileler tabii ki daha fazlasını tercih edebilirsiniz. Evet, reçelimiz şu anda, kavun reçelimiz hazır. Kavanozumuza kaldırıyorum gördüğünüz gibi. Diğerini de hemen ekleyeceğim ben. İçerisine kırık tarçınımızla birlikte muhteşem bir lezzet bizlerle olacak. Sizlere bunu da aktarmak istedim. Bu güzel lezzetle sizleri de buluşturmak istedim. Eğer videomu izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz her zaman olduğu gibi bu tarifimde de benim için çok önemlidir. Abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı aktardığım gibi bekliyorum. Aboneliğinizi bekliyorum. Yandaki zil butonu evlerinize pratik tariflerimle daha çok konuk olmamı sağlayacaktır. Emence lezzetli anlardan sevgi ve sağlık dolu günler dileyelim. Evet, sunum aşamasında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese mutlu sabahlar. Güzel bir arife günü ve annemi kahvaltıya davet ettim. Evde olmanın güzelliği bambaşka. Yoğun çalışıyoruz. Evet, hepimiz yoruluyoruz ama bu tatil günleri hepimiz için motivasyon açısından harika olmaktadır. Bol bol dinlenmek, güzel vakit geçirmek, çocuklarımızla güzel vakit geçirmek, ailemizle güzel vakit geçirmek çok önemli bu anlamda. Benim için tabii ki sizlerin düşüncesini bilemiyorum. Aynı düşüncede olduğumuzu kanaat getiriyorum aslında. Bu sabah kahvaltımıza gelecek annem için, ailem için güzel bir şeyler hazırladım ben. Kahvaltı sofram hazır aslında. Size reçellerimden bahsetmek istiyorum. Yaptığım reçellerimden. Az önce yaptığımız burada kavun reçelimiz mevcut. Soframa götüreceğim. Erik marmelatım mevcut. Bunların tariflerini hepsini www.emencelezzetlianlar.com adresinden, ayrıca YouTube kanalımda da videolu tariflerini bulabilirsiniz. Instagram, Facebook hesaplarımda mevcuttur. Hepinizi bekliyorum. Beyaz kiraz reçelim harika yorumlar aldı. O kadar çok izlemesi mevcut ki 3 hafta içerisinde 14 bin kişinin takip ettiği bir reçel tarifidir. Beyaz kiraz reçeli, sarı kiraz reçeli olarak da geçer. Her iki şekilde de bulabilirsiniz sitemizde. Bugün yaptığımız reçelimiz, sizlerle birlikte yaptığımız reçelimiz kavun reçelimiz oldu. Hepsi muhteşem, birbirinden güzel lezzetler. Hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorum. Yanında güzel tereyağla birlikte hepsi harika gidiyor. Güzel tavşan kanı bir çay. Kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Reçel tarifimizi hep birlikte paylaştık sizlerle. Görüntüledik. Diriliğini kaybetmedi görüyorsunuz ama şekerli tadıyla ağzımıza aldığımızda muhteşem bir tadı var. Gerçekten epeydir merak ettiğim bir tarifti. Daha önce denedim. 1,5 kavanoz olarak daha öncesinde denedim.
Benden onaya geçti. Sevdiklerimden onay geçti. Sizlerle de paylaşmak istedim bu güzel lezzeti. Görüyorsunuz yakından göstermek istiyorum size. Harika, güzel bir görüntüsü var. Lezzeti de gerçekten çok güzel. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz güzel reçel ve marmelat çeşitlerim kanalımda mevcuttur. Kanalımı izlediyseniz abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi bekliyor olacağım. Evet, Emel'ce lezzetli anlardan herkese mutlu sabahlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu, güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum. Şimdiden sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle herkese.